Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi bol malzemeli güzel bir pide yapacağım. Nasıl yapmışım? Hadi gelin beraber yapalım. Kasemin içerisine bir paket kuru mayamı ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı şekerimi ekleyip bir bardak suyla güzelce eritelim. Açalım mayamızı. Üzerine bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Bir su bardağı yoğurdumuz vardı, onu da ilave edelim ve çırpalım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı, onu da ilave edelim. Ve güzelce çırptıktan sonra unumuzu azar azar ekleyelim. Unumuzu her zaman dediğim gibi azar azar ekleyelim ki hamurumuzun kıvamını kaçırmayalım diye. Ben bu hamurumun için 7,5-8 bardağı un kullandım. Malzemelerimi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Her zaman dediğim gibi tezgahta yoğrulan hamur hiçbir yerde yoğrulmuyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Güzel, özlü bir hamur elde ediliyor. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamuru elde edelim. Hamurumuzu toparlayalım, güzelce yoğuralım. Arkadaşlar, evimizde yapılan pidelerin lezzeti, tadı hazırlardan çok daha güzel oluyor. Çok daha lezzetli oluyor. Dışarıdan almamıza hiç gerek yok. Evimizde de güzel pideler elde edebiliriz. Evet arkadaşlar, hamurumu toparladım. Elime yapışmıyor ama yumuşacık hamurum oldu. Kaseme tekrardan geri alıyorum. Üzerine streçleyip kabarmaya bırakalım. Hamurumuz kabarırken biz hiç malzemesini yapalım. 4 adet sivri biberim vardı. Onları daha önceden doğramıştım ama büyük oldukları için tekrardan el blenderıyla kıyacağım. Evet, bu şekilde birkaç defa çekelim ki kıyılsın. Evet arkadaşlar, biberlerimizi kıydık. Soğanlarımız da 3 adet orta boy soğanım vardı. Şimdi onları da kıyacağız. Daha ince, daha güzel olsun diye tekrardan kıymayı tercih ettim. Kasemizi alalım, soğanımızı, biberimizi. Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalıma halen daha abone değilseniz bu saatten sonra kanalıma abone de olabilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biberimi, 1 çay kaşığı tuzumu ekledikten sonra 400-450 gram kadar kıymam vardı. Onu da ilave ettim. 1 çay kaşığı da karabiber ilave ettim ve güzelce yoğuralım. Üzerine 3 domates kadar sos ekleyeceğim. Benim elimde soslarım vardı. Onları değerlendirmek için sos kullanacağım bu pidemize. Sizin elinizde yoksa 3 domatesi rendeleyin ve kullanabilirsiniz. Domateslerimi blenderdan çekmedim. Yumuşak olduğu için elinde eriyor zaten. Yarım çay bardağı da sıvı yağım vardı. Onu da ilave ettim. Ve güzelce harmanlayalım. Ve kenara alalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz da çok güzel kabarmış. Şöyle bir güzel havasını alalım ve toparlayalım elimizde. Ve tezgahımızı alalım. Tezgahımda da şöyle 1-2 dakika yoğuracağım ki güzel havacıkları içerisinden çıksın diye. Evet arkadaşlar, hamurumuzun kıvamı buradan da belli oluyor. Yumuşacık, özlü bir hamurumuz oldu. Bu hamurdan her çeşit pideyi yapabilirsiniz. Harika bir hamurumuz var. Şimdi bezeleri ayıralım. Bu hamurumdan ben 7 tane büyük pide elde ettim. Siz isterseniz bezelerinizi ufaltabilir, büyütebilirsiniz. Size çok gelecekse bu hamur ölçüsü daha da azaltabilirsiniz. Mesela yarısından yapabilirsiniz.
İlk önce böyle küçük küçük böldüm ama sonradan hamurlarımı birleştirdim daha büyük olsunlar diye. Küçük geldi gözüme. Yeniden hamurlarımı büyüttüm. Evet arkadaşlar, bu şekilde büyüttükten sonra 7 tane pidemiz, bezemiz oldu. Ve bir tanesini açalım. Hamurumuzu uzun uzun açacağız. Pide görünümünü vermek için. İlk önce bu şekilde büyüttüm. Sonradan oval şeklinde hamurumu açtım. Elimizle de böyle çekeleyelim ve istediğimiz kıvama geldi. Şimdi iç malzemesinden koyalım. Şöyle dolu dolu kaşıklarımızı dolduralım. 3 kaşık koyalım. Kaşığımızın tersine de hamurumuzun içerisine kıymamızı, harcımızı yayalım. Ve kenarlarından birer parmak içe doğru kıvıralım. Evet arkadaşlar, bu şekilde kıvıralım ve uç kısımlarını sivri olacak şekilde bırakalım. Böyle de hafiften elimizle bastırtalım ve pide görünümünü verelim. Ve yağlı kağıt serdiğimizde fırın sinimizde pidemizi alalım. Bu şekilde sinimizde de yerleştirelim. Ve ikinci bezemizi açalım. Onu da aynı şekilde açacağız. Ve açtıktan sonra tekrardan iç malzemesinden koyalım. Kaşığımıza şöyle düzeltelim. Her tarafına gelecek şekilde sürelim ki boş yeri kalmasın. Ve kenarlarını kıvıralım. Arkadaşlar, benden istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilir, yazabilirsiniz. Ben de oradan istediğinizi cevap verebilirim. Bu şekilde uç kısımlarını kıvıralım. Ve sinimizi alalım. Üzerlerine bir yumurta sarımı vardı. Üzerine bir çorba kaşığı kadar rıvı yağımı ekledim. Onu da fırça yardımıyla kenarlarına sürelim. Fırınımı da açtım arkadaşlar. 200 derece şu anda ısınıyor fırınım. Sıcak fırına gönderelim. 200 derece çok fazla gelmesin size. Düşünün, ekmek fırınları gibi sıcak olması gerekiyor ki pidelerimiz daha güzel kabarıp pişsinler diye. Sıcak fırına pidelerimizi göndereceğiz şimdi. Beş dakikada pişti benim pidelerim. Evet arkadaşlar, pidelerimin son hali ve pişmiş hali. Evet arkadaşlar, pidelerimizin pişmiş halini görüyorsunuz. Çok lezzetli, çok güzel pidelerimiz oldu. 5 tanesi burada, 2 tanesi de kenarda sinim almadığı için onları görüntüleyemedim. Ve pidelerimizi keselim. İyice yakından da bir görelim. Evet arkadaşlar, yakın çekim yapıyorum ki pidelerimizin dokusunu iyice görebilirsiniz diye. Evet arkadaşlar, dışarıda yediğimiz pidelerin bir tane pide fiyatına biz evimizde 7 tane lezzetli, çok güzel pideler elde ettik. Bu şekilde de kesimini göstereyim.
Siz pidelerimin görüntüsünü seyrederken ben de artık sizlere veda edeyim. Pidelerimi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.